CHP'de 29 Mart tarihinde yapılacak milletvekili adaylarını belirleyecek ön seçim öncesi açıklamalarda bulunan CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı, kesinlikle anahtar liste hazırlamadıklarını söyledi. Saatçı, 29 Mart tarihinde her ilçede sandıklar kurularak, hakim gözetiminde, üye bazında ön seçim yapacaklarını tekrar hatırlatarak, Aydın'da 27 bini aşkın üyenin tamamına ön seçime katılma temennisinde bulundu. Saatçı, 29 Mart tarihinde saatlerin bir saat ileriye alınacağını da hatırlatarak oy kullanma sürelerine dikkat edilmesini istedi. Saatçı, il başkanlığı olarak her aday adayıyla eşit mesafede olduklarının da altını çizerek il başkanlığı olarak kesinlikle anahtar liste hazırlamadıklarını söyledi. Şimdi şöyle söyleyeyim, 29 Mart'ta yapılacak olan ön seçimde 18 tane aday adayımız var. Tabii bilindiği üzere bir tane de kontenjan adayımız var. Şu ana kadar çalışmalar gayet güzel gidiyor. Aday adaylarımızın düzeyli bir çalışması var. Birbirini pek çamur atmadan, demokratik ortamda kendilerine yakışır şekilde bir seçime götürüyorlar. Bu da bizi memnun ediyor İl Başkanlığı olarak. 27.485 tane Aydın genelinde üyemiz oy kullanacak. Üyelerimizden benim özellikle İl Başkanlığı olarak bunun ne kadar çok katılım olursa o kadar daha sağlıklı olabileceğini düşünüyoruz. Ne kadar üyemiz çok katılırsa. Tabii istiyoruz ki 27.485'in de katılmasını da talep ediyoruz. Temennim en yüksek oranda da katılacağını da inanıyorum yani bu anlamda. 17 ilçemizde de sandık kurulacak. Diğer partilerin gibi bir yerde toplanıp üyeler oraya taşınmayacak bize. Biz çünkü hakim denetimini yapıyoruz. İlçelerimizdeki ilçe seçim kurullarının denetiminde yapıyoruz. Her ilçemizde sandıklar kuruluyor. Saat sabah 8'de başlanacak. Saat 5'te bitecek. Yalnız bir şey açıklamam lazım. 29 Mart'ta saatler 1 saat maalesef ileri alınıyor. Bunu üyelerimizin özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Hiç kimse saatin işte daha zaman var deyip geç kalmasın. Yani o gün saatler ileri yanında saat 4'te bitmiş olacak çünkü. 4'te bitmiş olacak. O bir günlük bir saatlik şey bizleri yanıltmasın üyelerimizi. Bunu lütfen göz önüne alsınlar üyelerimiz. Saatlerin ileri alınmasını. Ki biz bunu elimizden geldiğince mesajlarla üyelerimize duyuracağız. İkazımızı yapacağız. Şu ana kadar adaylarımıza söylediğim gibi iyi gidiyorlar, çalışıyorlar. Artık bu ortamda anahtarlar savaşı başlar. Maalesef. Özellikle en kalabalık ilçeler arası oy kullanacak bir liste var. En az üye hakimler arasında bir bilginiz var mı? Tabii var, tabii söyleyebilirim. En çok üyem Merkez Efeler'de var. Efeler'de 7016 var. 16.000 üyem var. Daha sonra Kuşadası geliyor. 4156 üyemle geliyor. Didim geliyor. 3644. 3644 efendim Söke var 3122 Nazilimiz var 2613 ortalama orta ölçekli ilçelerimize de bu rakamlar da 750-850 arasında dolaşıyor. Peki sonra işte bugünlerde işte bir anahtar liste anahtar şey gündeme geliyor. Siz üyelerinize neler söyleyeceksiniz bu ortamda? Siz her fırsat söylüyorsunuz her üyeye eşit hesap edeyiz diye her aday adayına. Doğrudur. Bu her ön seçimde yaşanan bir olaydır. Bu kongrelerde de yaşanandır. Kurultayda da yaşanan bir olaydır. Her seçimin olduğu yerde bir anahtar liste dağıtılır. Tabii dağıtan her grup bir dağıtma yapar. Kendilerince bir çalışma yaparlar. Kendilerinin çalışabileceği kişileri seçmek isterler. Bu da bir yerde doğaldır yani. Doğaldır. Yapabilirler. Ama üyelerimiz bunun ne kadar iştirak eder, etmez, bilemez. Çünkü delegeyle, aday yoklamasıyla gitseydi belki bunlar etkili olabilirdi ama 27 bin üyenin katıldığı bir yerde bunların çok etkili olabileceğini zannetmiyorum. Ama yine de nispeten bir etki yapabilir. Bu konu yapılabilir. Ama her arkadaşın da kendiniz çalışmasının, çalışacağı arkadaşlar da belirleme hakkı vardır. Bu normaldir, doğaldır, demokratiktir diyorum ben bunu. Kesinlikle. Biz de şunu açık ve net söylüyorum. Ben hiçbir zaman ilçe başkanlarıma, örgütüme hiçbir zaman isim telaffuz etmedik. Etmeyeceğim. Kesinlikle
İl başkanlığımızın anahtar liste diye bir şey olmayacak. Tanımıyorum. Tanımıyorum. Çünkü çıkan 18 aday adayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday adayı il başkanlığımızın aday adayıdır. Bunların içinden herhangi birini tercih etme lüksüm yok. Hepsiyle çalışmaya hazırım çünkü. Kesinlikle kabul etmiyorum. Kesinlikle. Eğer böyle bir ismim geçerse, il başkanının ismi geçerse herhangi bir hem kim olursa olsun anında telefon 24 saat açık bana ulaşıp bunun doğru veya olup olmadığını benden direkt öğrenebilirler. Şunu kesinlikle söylüyorum. Kesinlikle il başkanlığımız anahtar dağıtmayacak. Dağıtılanlara saygı duyacak. Çünkü 18 aday adayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylediğim Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve ilin aday adayıdır. Ben herkesle çalışmaya hazırım. Başkan 312 yani Ankara alan koduyla 169 numaralı adayların desteklenmesi istenmiş. Bunu kim yapabilir? Kimler yapmış olabilir? Kimler yaptırıyor olabilir? Vallahi bana yansımadı. Üyelerimden bana bu şu saate kadar bir şey yansımadı bu konuda. Kim yaptığını da bilmem mümkün değil. Eğer bu anketi yapanlar varsa önce kendi telefonun kuraldır, nezaket kuraldır. Önce kendilerini tanıtırlar. Daha sonra da isterler. Ama nasıl yapıldığını bilmiyorum. Şimdi duydum bunu. Bu konuda bir yorum yapmam yanlış olur. Bana yansıyan bir olay yok çünkü.